Merhaba, ben Akçakoca haberlerinden Hilal. Bugün Akçakoca halkına Akçakoca'yı bir cümleyle anlatmalarını isteyeceğiz. Akçakoca'yı bir cümleyle anlatmak isteseydiniz bu ne olurdu? Deniz. Başka bir şey yok. Sonsuza kadar burada yaşayabilirim. Bu arada ben Hatay'dan geliyorum. Burada çok severek yaşıyorum. Tanımıyorum burayı. Gördüğünüz kadarıyla nasıl? İyi. Herkes memnun mu hayatına baksana. Boğudan geldik gezmeye buraya. Geziyoruz yani. Peki Akçakoca'yı nasıl buldunuz? Güzel. Hoş. Daha da gelişebilir. Evet. Peki Akçakoca bir cümleyle tanımlamak isteseydiniz bu ne olurdu? Biraz daha gelişmesi lazım. Akçakoca Karadeniz'in bence incisi. Burası kemere eşdeğer bir yer. Buranın kıymetini bilmesi lazım herkesin. Ankara'ya, İstanbul'a en yakın yer Akçakoca. Turizm için ideal bir yer. Ama bakıyoruz çok önem verilmiyor gibi sanki. Yani yeterince değerlendiremiyorlar turizmi burada. Çok harika bir yer, çok güzel. Karadeniz'in incisi. Daha iyi olabilirdi. Yani şu anda yani bir şeyler, bir çalışmalar yapılıyor ama yani şu anda ne yapılacak, ne gidilecek tam projeyi de bilmediğimiz için bir şey söylemek yanlış olabilir ama çalışmalar var gibi. Ne olurdu? Fındık olabilir. Çünkü Akçakoca'da çok fındık var. Meyve sebze çok fazla var burada. Şey, turunçgiller falan, portakal, mandalina. O kadar. Vallahi ben 5 aydır Akçakoca'dayım. Yani güzel bir yer. Yani ben İç Anadolu'dan geldim. Çok iklim farklı, kültür farklı ama güzel bir şehir. Yani canlı sıkıldı işte şu sahilde bir dolaşıyoruz. O bize yetiyor. Akçakoca sakin, deniz. Bu kadar yani. Huzur diyebiliriz yani. Huzur verici bir yer gerçekten. Yani ben İstanbul'dan geldim. Gerçekten huzur verici bir yer. Yani beğendik yani Akçakoca'yı. İnşallah daha da iyi olur. Gelin röportaj verin, gelin. Onun için yani siz burada insanlar da samimi gördüğümüz kadarıyla. Yani bayağı bir hani güzel bir yer, beğendik yani. Çok güzel yani, daha bu 3 kere gördüm. Şimdi yeni geldim için ama çok güzel. Maşallah, vallahi insanlar da sıcak. Güzel yani, beğendim. Muhteşem bir yer. Biz dışarıdan sonradan geldik, yerleştik. Ankara'dan geldik, yerleştik. Hoşumuza giden bir yer, güzel bir yer. Belediyesini çok takdir ediyoruz. Belediye başkanını takdir ediyoruz. Güzel çalışmaları var. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Denizin mavisi. Şimdi bütün sahilleri gezdim. İstisnasız yazın bile bu kadar durgun deniz göremiyoruz yani. Bence Akçakoca çok güzel. Karadeniz'in incisi. Tatil beldesi. Yani turizm olarak zaten sevilen bir yer. Yani görüyorsunuz yani ben buraya gelenler şu an turistler ya da işte Ereğli'den, Düzce'den falan gelen kişiler. Hani tatil beldesi olduğu için sevilen bir yer. Burası da zaten hani genelde yürüme mesafesi olan bir yer ve hani tatlı bir yer aslında. Hani güzel bir yer. O yüzden Akçakoca nice yani. Abla, kayıp şehir olarak nitelendirebiliriz. Çünkü buranın güzellikleri hiç ortaya çıkmıyor maalesef. Hani hep altta kalıyor. Genellikle hani gezme veya başka yerler olarak çıkıyor. Ama aslında burada gayet güzel hani yerlerimiz var, deniz var. Hani hiçbir yerlerde hani nasıl desem size hani kalemiz var mesela ama hani insanlar genellikle buna değil de tatile bakıyorlar. Akçakoca büyük şehir kalabalığından uzak, sakin, güzel, kafa dinlemek için güzel bir yer. Akçakoca gerçekten yaşanılması gereken bir yer diye düşünüyorum. Hem denizi, hem havası, her şeyi çok güzel. Biraz bakım lazım, evet. Bence. Bakılmayan taraflar var. Daha güzel olması gerekiyor buraların. Turistik bölge olmasına rağmen. Şöyle diyelim, bir gün şu kafe, restoran var hemen karşımızda. Orada bir vatandaş buraya ilk defa ziyarete gelmiş. Bir bayan, erkek, 2-3 kişi. Oradan itibaren şöyle manzaraya bakıyorlar ve diyorlar ki şurada yaşayanlar acaba herhangi bir konuda şikayetleri var mıdır? Burası bir cennet diyorlar. Aynen ona katılıyoruz. Burası bir cennet. Gerçekten biz bir cennetin içinde yaşıyoruz. Ancak bu cenneti daha güzel yapmak hepimizin elinde. Ama süratle kötüleştiriyoruz. Başta imar kirliliği olmak üzere. Sen özetle. Nasıl Akçakoca? Güzel. Ne yapmayı seviyorsun burada? Biz Düzce'den geldik buraya da. Evet, ne yapmayı seviyorsunuz? Bilmem, dolaşmayı. Deniz kenarında her zaman gelemediğimiz için. O yüzden güzel yani bizim için.
Çok tam insanımla sordunuz ya. Eşimle konuşsanız daha iyi olur gerçekten. Buyurun. Neyi benle konuşacağım? Açık Hoca'yı bir cümleyle özetleyebilir misiniz? Güzel yer, hava almak için gelinebilecek güzel yerlerden bir tanesi. Bolu'dan geliyoruz buraya. Başka da diyecek bir şey yok, daha yeni geziyorum. Nasıl özetleyeyim hayatım? Yeni geldim ben, misafirim. Tamam, geldim. Hadi konuş. Nasıl buldunuz? Güzel buldum, sakin. İyi. Bir daha gelmek için tercih edebilir misiniz? Ederim. Geldik, geziyoruz öyle. Nasıl buldunuz Akçak Hoca'yı? 3 yıldır buradayız biz. Güzel. Çok güzel. Çok güzel hanım. Tam yaşlılar için kafa dinlemek yeri. Evet, değil İstanbul'dan mi? Gelenler için. Burası çok kalabalık tabii. Burası tena. Şu kalabalığı bile yadırgıyorum ben. Daha sakin normalde. Evet, normalde daha yaşlılar sakin. Yaşlılar için iyi yer.